Bu da çok enteresan. 20 Ocak'ta kayboluyor hanımefendi. 55 yaşında, Kırıkkale'deki evinde yalnız yaşıyor. Evet. Kaybolduktan sonra evinin camları açık, doğalgaz bağlantısını kapatmadığı ortaya çıkmış. Bunu şunun evet. için söylüyoruz. Evden dışarı çıkarken doğalgazını hep kapatırmış. Ama evet. doğalgazını bu kez kapatmamış. En son telefondaki mesaj uygulamasını bir gün evvel 19 Ocak 23.30 gibi kullandığını ailesi tespit ediyor. Hı-hı. Şimdi Feride Ercan, hiç evlenmedin bugüne kadar? Evlendi. Evlendi, ayrıldı. Evlendi, ayrıldı. Çocuk? Bayağı oldu ayrılalı. Onun çocuk neyim yoktu. Kayınvalidemgilinin annesiyle babasıyla duruyorlardı. Annesi vefat etti. Ondan sonra babası vefat etti. Yalnız kaldı. Yalnız evde kendisi babasına, kayınbabamın emekli parası vardı. Onu alıyordu, duruyordu. Bir de hani, genç de zaten 55 yaşında. Ha, 55 yaşında. Hani karışan eden tutan da yoktu. Kendi kafa şişesine göre hareket ederdi. Yani kaçacak bir durum yok ortada. Yok, yok. Maaşı da vardı. Hani kayınbabamın emekli parası kaldı. Ona göre kendini idare ediyordu, duruyordu. Kendisi de emekli mi acaba? Hayır, kendisi emekli yok. Değil hocam. Kayınbabamın emekli parası. Bir tek o para idare ediyor. He, bir tek o parayla. Onu da aralıkta maaşı alıyor. Buraya kız kardeşi var, oraya geldi. Bir hafta o burada durdu. Gittiği yerde çok kalmazdı. Bizlere gelirdi. Bizler de Kırıkkale'deydik. Bizlere gelirdi. Yani bir 3-4 saat otururdu. Geriye ben eve gidiyorum diye kalkar giderdi. Ya yani öyle biriydi. Şimdi efendim, hanımefendiyle ilgili ailesinin bildiği tek şey, sosyal medyadan Ankara'da yaşayan Yalçın Kaya isimli bir şahısla tanıştı. Görüştüğü kişi evli, çocukları da varmış. Bir yıldır arkadaş olduğunu aile biliyor. En son gün onunla görüştüğünü hı-hı. düşünüyor aile. Fakat siz Yalçın Kaya'ya ulaşmışsınız. Yalçın Bey de demiş ki ben geldim evet Kırıkkale'ye onunla görüşmeye. Hı. Ama aradım aradım cep telefonuna ulaşamadığım için geri döndüm. Evet öyle demiş. Bir kayınvalidem, kayınım oğlu aramış adamı telefonda. Ona öyle söylemiş. Demiş ben demiş hani gel bir konuşalım neydi şey yapmış. Ben demiş Kırıkkale'ye geldim ama yanıma gelmedi. Bir daha da ben ona ulaşamadım demiş. Evini bilmiyor muymuş? Yok, aşağıda bir pastane deneye oturup konuşuyorlarmıştı. Ama evini de bilir sonuçta yani. Bilmiyoruz o kadar. Onun için soruyorum yani. Oraya geldin Kırıkkale'yi aradın ulaşamadın. Tak tak eve yani gelirsin. Kapısını da çalabilirsin. İşte o kadarını bilmiyoruz yani. Kaybolduktan sonra öğrendik biz de bunları. Yalçın Kaya'yı eğer bulursak Yalçın Kaya'dan daha net bilgiler alabiliriz. Dönem dönem depresyona mı giriyordu? İlaç kullanıyordu. Evet, ilaç kullanıyordu. Depresyona girip de canı istedi miydi? Geliyordu. Canı öyle bir sıkıntısı oldu muydu? Kendini eve kapatırdı. İsterse konuşurdu, istemese konuşmazdı. 2 gün, 3 gün dururdu. Ondan sonra kendi düzelirdi. Ama evden kaçmıyordu, eve kapanıyordu evet, yani. Evet, eve kapanıyordu. Evden kaçıp gitmezdi. O huyu yoktu. Efendim, en son çekmesi gereken maaşı da çekmemiş hanımefendi. Evet, onu da çekmemiş. Yani şimdi eğer kendi başına o gittiyse, o yani. İşte şimdi parasız nereye gitti? O manidar. Yani bir emekli maaşıyla yaşıyorsa, o belli bir yere kadar gider zaten değil mi? Kırıkkale'de yazalım arkadaşlar. Efendim Kırıkkale'den arıyoruz hanımefendi. 55 yaşında, emekli maaşını da çekmemiş ve 20 Ocak'tan bu yana ortadan kayıp. Bu kim? Yalçın dediğimiz kişi aslında Hikmet miymiş? Hikmet Bey günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hikmet mi sizin kod adınız, Yalçın mı? Efendim benim ismim Hikmet de sosyal medyada Yalçın olarak geçiyor. He, anladım. Anladım. Hikmet Bey siz hanımefendiyle görüşmeye gitmişsiniz. Ayın kaçında gittiniz? Nereye? Kırıkkale'ye. Ya şöyle söyleyeyim, onu tarihi bilemiyorum. Ben Kırıkkale'ye geçerken birkaç ay önceydi yalnız. Bayağı oldu, tarih hatırlayamıyorum da. Kırıkkale'nin girişinde bir AVM'de bir kahve içtik sadece. Anladım. Ama evet. işte kayınımızın oğluna öyle anlatmamışsınız da olayı. Evet, daha öyle, doğrusu o bize öyle anlatmamış. Kayınımın oğluna öyle söylemiş. Demiş ki de ondan sonra biz demiş arada bir konuşuyorduk, dertleşiyorduk. O bana derdini anlatıyordu, ben de onu dinliyordum. Arada şöyle, böyle bir buluşuyorduk demiş.
Ben kiminle görüşsem önce bir öğrenebilir miyim? Yengesi Emine Hanım. Emine Hanım şöyle söyleyeyim. Beni salı günüydü. Ben evde bel fıtığından rahatsızım. Yatarken yeğeni Emre aradı. Emre'ymiş, daha sonra öğrendim ben. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bana dedi ki o dengesiz ruh hastası bir halam olur benim dedi. Senden başka evinde 5 erkeğin numarasını bulduk dedi. Hatta Konya'da birine hamileyim falan filan diye tehdit etmiş dedi. Yemin ediyorum ben bunları bilmiyordum. Yalnız telefonda sıkıntıları dinliyorduk. Arkadaşla konuştuğumuz oldu, telefonlaştık. Ama öyle zırt pırt buluşmamız, görüşmemiz olmadı. Ama öyle demişsin kere, sen. Ama Emre demedim. Böyle şeyler söyledi mi yani? 5 kişiyle görüşüyor. Yani onu duymadık. O anda hani halayı bulamayınca hepimizin dengesi bozuldu. Arıyoruz, şöyle, yok hiçbir yerde yok. Onun yüzünden en sonda bunun numarası çıkınca yani kaynımın oğlu da sinirlenmiş. Bana bunları söyledi yalnız. Bakın onları söylemiş. Ayın kaçıydı bilmiyorum, salı günüydü. Günlerden salıydı, evdeydim çünkü ben işlerinde değildim. Ama bir dakika, iyi de bu hanımefendi 55 yaşında kime hamileyim diyecek. Artık hani doğurganlık arttı da o kadara da kadar da arttı mı şimdi böyle? Yani onu bilemiyorum. Yok ya, öyle bir şey yoktu. Efendim? Bana söyle, o yeğeninin söylediğini söylüyorum ben. Anladım. Görüşürüz, hayırlı işler. En son bunun numarası çıkıyor işte. En son tamam. Siz pazar günü sabah saatlerinde iki kez görüşmüşsünüz diye ona evet. Şey yapmışlar yani o gün. Evet, ben inkar etmiyorum, söylüyorum. O gün de söyledim. Ben rahatsızım, gelemem dedim. Tamam dedi ama ondan sonra ben aradım, ulaşamadım. Sizi oraya mı çağırdı o? Ben Ankara'ya geliyorum dedi. Görüşebilir miyiz dedi. Ben yatıyorum, rahatsızım, gelemem dedim. O size dedi, ben Ankara'ya geliyorum diye. Evet. Ben Ankara'ya gideceğim dedi yani size. Seni de görebilir miyim mi dedi. Görüşebilir miyim dedi. Ben yok yatıyorum, gelemem, rahatsızım dedim. Derimden dolayı. Tamam, o zaman yani Ankara'ya gitme niyeti vardı hanımefendinin. Herhalde ki öyle aradı beni. Size peki bozuldu mu görüşemem deyince? Gelemez misin dedi. Gelemem dedim. Tamam dedi. Başka bir şey demedi bana yalnız. Bu kadar. Anladım. Ama Ankara'ya gitmek için evinden çıksa camlarını açık bırakıp doğalgazını evet. Kapatmadan gitmez herhalde. Çünkü camı bir yakın açık, komşuya bile gittiğinde öyle yapıyormuş. O yüzden pek Ankara'ya gitme gibi değil de. Gidip gelmek gibi şeyi ortalık. Mesela kapının üstünü kilitlememiş. Sadece altını bir sefer kilitlemiş. Hayır, acaba beyefendi ben müsait değilim. Görüşemeyeceğim deyince Ankara'ya gitmekten vaz mı geçti? Yani belki Ankara'ya alacağı müsbet cevap üzerine gidecekti. Kendine göre bir plan hazırlamıştı, bir program. Beyefendi de hayır ben müsait değilim, hiç buraya kadar yorulma, görüşemeyeceğim deyince belki Ankara'ya gitmekten vazgeçti. Bilmiyorum işte aralarında ne geçtiyse kaynımın oğluna bu demiş ki ne ben evliyim, iki tane çocuğum var. Benim evimi bozma, huzurumuzu bozma demiş. Bu adam. Ya şöyle söyleyeyim, beni dinliyorsunuz, diyorsunuz. Evet. Beni o arkadaş biraz böyle şey ses konuştu. Hani yanlış anlamayın, şurada şöyle söyleyeyim. Ben ondan hani ya, ben de 45 yaşında evli iki tane 14-12 yaşlarında çocuğum var. Ve böyle bir hani başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Allah'a şükür ben daha karakolun kapısından girmiş insan değilim. Bana böyle böyle sizden başka 5 kişinin telefonu var böyle deyince ben açıkçası korktum. Bilmiyorum böyle şeyler yani. Yaşadığımı da bilmiyorum. Siz sadece... 45 yaşında mısınız? Efendim? Siz 45 yaşında mısınız? Evet, 45 yaşındayım. Bu büyük. Peki sizin ne işiniz var 55 yaşındaki bu hanımefendiyle öyle. Görüşmekte? Sorma sayı. Ya şöyle söyleyeyim. Bir işim olduğundan değil. Sadece Facebook'ta telefonumu almış. Yeğenim ölmüştü benim. Onun da yeğeni ölmüştü. Telefon etti. İşte başınız konuştuk. Sağ olsun. Böyle başladı. Arkadaşlık başladı. Başka bir amacım yok Allah'a şükür. Yani siz gerçekten rahatsız olduğunuz için mi hanımefendiyi refüze ettiniz yoksa özellikle görüşmemek için, görüşmek istemediğiniz için bir gerekçe olarak rahatsızım kusura bakmayın göreceğim mi dediniz? Öyle dedi ya ben bel fıtığı ameliyat oldum. Bel fıtığı şu anda da toparlayarak veriyorum. Rahatsızım 20-25 günlük çekiyorum şu anda tekrar nüksetti. Gelemem ya rahatsız olduğum için gelemem dedim. Ha geçmiş olsun. Allah razı olsun. Nereye çağırdı sizi Ankara'da? Oraya da bakalım. Vallahi bir yere çağırmadı yani şuraya geleceğim demedi. Sadece geleceğim dedi. Ben de gelemem deyince kapattık. Tamam dedi. Ondan sonra bir daha ulaşamadım. Nereye peki geldim, hani size ilk konuşmada bunu yaptım. Niye iki kere görüştünüz o zaman? Pardon bir saniye. Buyur. Bir müşterisi falan var. Bir saniye bekleyeceğim. Tabii tabii. Dükkanda herhalde. Abi kaçtı elektrik kurdu. Ha
Hayatım başka kiminle görüşüyormuş? Hani şimdi o kadar 5 kişiyle görüştü diyorsa şimdi biz niye şimdi bu hikmete yöneldik? Şimdi en son yani diğer 4 kişi nerede? En son bununla konuştuğu için biz bunun üstünde ötekileri tanımıyoruz pek. Ötekileri bilmiyoruz, konuştuklarını bilmiyoruz. Sadece bunun numarası çıkıp da... Ama Konya'dan bununla... birine de hamileyim diye rahatsız etti demiş şeyin işte. Ondan haberimiz söylemiş. Yok. Ondan haberim yoktu. Sizin haberiniz var mı Mehmet Bey? Benim yok efendim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani bu şu olayları ben kardeşim gittikten sonra öğrendim. Ha, siz hiç hikmet falan onları da bilmiyordunuz. Hiçbir şey bilmiyor bu. Hiçbir şey bilmiyor. Siz biliyor anladım. Muydunuz? Genellikle ben de bilmiyorum. Kadınlar daha bu konularda hani birbirlerine yakın oldukları için paylaşıyorlar. En yakını benim biladerim hanımı biliyor. Ülker. O şimdi o biraz biliyor. Küçük anladım. Olduğu için ondan biraz konuşuyordu. Ondan içli dışlıydı. Devamlı ona gider gelirdi. Yani ona eğer laf söylerdi. Ben zaten sosyal medyadaki konuşma meselesini hiç anlamıyorum insanların. Tanımadıkları kişilerle nasıl güvenilip bak işte biz Yalçın diye arıyoruz. Hikmet çıkıyor. Ben hiç anlamıyorum öyle. Bunu. Evet. Bana garip geliyor. Yani bana değil bence normal her insana, her sağlıklı insana garip gelen bir durumu. Bak Yalçın diye yazıyor. Ya medeni durumuna baktığınızda, medyadaki... yaşına baktığınızda hani evli iki çocukta 45 yaşında bir erkeğin 55 çok anlamlı yaşında bir sohbet değil. Görüşmesi falan. Çok anlamlı bir sohbet ben, değil. Ben eskide mi kaldım? Ben mi geri kapalı düşünüyorum? Böyle düşünüyorsam da yanlış. Çok da olabilir mi Hanım? Yanlış ama anlaşılmasın. Ama bu tanıdığınız yani mutlaka kişilerle olur. Konuşacak bir hanımın bir erkekle konuşmasında mutlaka yaşlarının eşit olması veya mutlaka erkeğin biraz daha yaşlı olması diye bir şey yok yani, bir mecburiyet yok. Ama hem evlisin hem iki tane çocuğun var hem karısın. O ayrı. Yani sırf yaş itibariyle hanımefendi 55 olduğunda erkek de 45 olabilir yani. Hatta 35 bile. Onlar olabilir. İçin bir mahsur yoksa problem de yok yani. Gitmeden bir gün önde herkesinden konuşmuş. İnanmadığın konuşmuş şeyleri söyleme. İnandığın şeyleri söyle. Yok, yaradığımı söylüyorum. İnandığını söylemiyorsun. Ben seni ya, bilmez miyim? Belki öyle kabul ettim, vazgeçtim o zaman. Hayır yani sonu da iyi olmuyor yani. Hani keşke sonu iyi olsa, herkes hani gönlünden geçeni yapsa ama... Hani olmuyor, sonu evet. İyi olmuyor. Evet. Yani ben şimdi işin şurasındayım. Her zaman söylüyorum, yıllardır tanıştığı insanlar vardır insanların. Aynı ortamı paylaşırlar, aynı okulu paylaşırlar, aynı çevreyi paylaşırlar. Artık orada yaş vesaire falan cinsiyet söz konusu hiç kalmaz. Hiç anlamsızdır. Hayır, ilişkilerde de artık yaş önemli değildir. Evet. Kendinizden çok daha büyük birine hayranlıkla başlayan bir aşk besleyebilirsiniz. Evet. Bir kadın hayranlık duymak ister en başta aslında. Fakat sosyal medyada hani tanışırken... Şimdi hiç karşı tarafla görmüyorsun. Eskiden evlilik programlarında vardı ya, elektrik aldım almadım durumu da yok. Evet. Yani konuşmaya başlamak için de bir takım şeylerin denk olmasını aramaz mısın? Bir takım denklikler ararak başlarsın. İşte sosyal... Ben şimdi ne yapayım 20 yaşında bir çocukla sosyal medyada? Zaten ben sosyal medyadaki tanışmalara pek mana veremediğim için. Ha işte oradan. Yani daha... onun artık yaşını maşını hiç konuşacak halde değilim. Zaten sosyal medyanın Feride Hanım'ın yeğeni. En problematik şeyi budur. Yani sosyal medyanın en problematik sorun kaynağı budur. Tanımadığın, bilmediğin, ismini değiştirmiş bir kod isimle çalışan bir insana tanışmak ve kurban olmaktır. Yani hiç anlamadığım bir şey. Sosyal medyayla tanışıyorum. İstanbul'dan kalkıyor bilmem... Bir başka farazat Diyarbakır'a gidiyor. Tanımadığı birisiyle sosyal medyada konuşmayla oraya kadar gidiyor tanışmaya, görüşmeye. Çok büyük cesaret. Yani, hiç anlamadığım bir konu. Bu diyoruz ya, bir kalem yazmak için kullanılır. Göz çıkaracağına kullanmak gibi de dediğimiz şey bu, anlattığımız şeyler. Evet. Aslında pek az sayıda tanışma ve evlenme var bu anlamda. Pek az sayıda. Çoğunluk problematik ilişkilerle. Sonuçlanıyor. Hocam o çok az sayıda tanışma ve evlenme de şöyle oluyor. Diyelim ki işte Sevcan, Kevriye, Ceren, hepsi üçü aynı sosyal grupta buluşuyorlar. Sevcan'ın arkadaşları var, Kevriye'nin arkadaşları var, Ceren'in arkadaşları var. Onlar da birbirlerini görebildikleri için yani yine bir grubun içinde referans tanışıyorsun. Var. Yani arkadaşının arkadaşı oluyor aslında ama hani tanışmak için gidip de bir lokanta falana gitmene gerek kalmıyor. O sosyal medya anında paylaşıyorsun. Belki de Ceren Sevcan'a soruyor.
Sevcan ya bana işte arkadaşlık isteği gönderdi. İşte Ahmet nasıl biri falan diye. Hani tabii ki oralarda insanlar tanışabilir, konuşabilir falan ama evet. Benim anladığım şimdi mesela Hikmet Bey'le Feride Hanım'ın tanışması Hikmet Bey'in gitti mi müşterisi? Ben dinliyorum ama fazla zamanım yok. Anladım. Nereye Hikmet Bey siz bir ortak grup içinde mi tanıştınız Feride Hanım'la? Yok. Nasıl buldu sizi peki? Siz buldu, beni buldu dediniz. Feride'de benim telefon numaram var. Feride kayıtlarında numaram var başlığında. Tamam ama oradan sizin aradım. Sitenizi nasıl buluyor? Nasıl? Yani sizin telefon numaranız olduğu sosyal paylaşım neyseyse işte nasıl buluyor yani? Ne deniyor ona? Sizin sitenizi nasıl buluyor? Sizin sayfanızı nasıl buluyor? Bilmiyorum. Arkadaşlık isteği atılmıştı. Kabul ettim ben de. Bir sürü arkadaşım vardı orada. Ama iyi de nereden bilecek sizi? Kırıkkale'de yaşayan kadın, Ankara'da yaşayan... Şöyle izah edeyim. Benim yeğenim ölmüştü. Paylaşım yapmıştım onu. Aradan bir kısa sonra istek atıldı. Ondan sonra ben de yeğenimi kaybettim. İşte evliydi, iki çocuğu vardı. Başını sağ olsun falan filan böyle bir... Ortamda tanıştık. Facebook'ta mı tanıştınız? Evet. Tam Facebook'ta yeğenini kaybedenler diye girilince çıkıyor mu sizin paylaşımlarınız? Öyle bir uygulama var mı? Yok. Yoksa nasıl bulacak işte sizi yani? Abi bilemiyorum. İstek atılıyor ya orada biliyorsunuz. Ben şimdi kullanmıyorum. Ben Facebook kullanmıyorum artık da. O zaman ben paylaşım yaptıktan sonra bana işte... Hikmet Bey bakın bu işleri eminim siz daha evvel bu kullandığınız için benden daha iyi biliyorsunuz. Benim de bildiğim şu... Ben hiç tanımadım. Yani benim eğer varsa Facebook'u Müge Anlı diye yazarak bana istek gönderebilirsiniz. Ama nereden biliyor sizin adınızı, soyadınızı Kırıkkale'de yaşayan 55 yaşındaki kadın da ben de yeğenimi kaybettim diye size mesaj atıyor. Size nasıl ulaşmış sizce? Evet. Ya bakın şöyle söyleyeyim. Ben de çok uzman değilim bu konuda. Facebook sayfasında benim Ankara'da yaşadığım telefon numaram yazıyor. Ya Sevcan olabiliyor mu böyle bir şey? Ben anlatamıyorum. Mikrofon nerede? Olabiliyor mu yani? Nasıl ulaşacağım ben tanımadığım birine? Şimdi diyelim ki İzmir'de Ahmet Ahmetoğlu diye biri var ama ben onu hiç bilmiyorum. Evet. Nasıl ulaşacağım ben ona? Müge Hanım bazen ortak paylaşımlar yaptığınızda kişiler sayfanıza tanıyor olabileceğiniz kişiler olarak düşüyor. Ama siz zaten o insanı tanıyıp tanımadığınız önemli değil. Mesela ben sizin sayfanızı beğendim. Aynı zamanda Rahmi Hoca da beğendi. Ben mesela Rahmi Hoca'nın profiline girip bakabiliyorum. Yani öyle bir alanda da tanışmış olabilirler. Yani tanıyor olabileceğiniz kişiler arasına da giriyor. Yani iki kişi aynı sayfayı benzer evet, yapıp ortak bir paydada buluştuklarını düşünün. O zaman mesela birbirlerini bulabiliyorlar. O yüzden bu çok tehlikeli anacığım. Yani ikimiz aynı sayfayı beğenirsek de yine birbirimizin önüne düşebiliyoruz sence. Evet, düşebiliyorsunuz aynen öyle. Bir de telefon numarası gönderiyorsanız eğer. İşte bilmiyoruz ne olduğunu. Bir de adamın iki tane ismi çıkıyor oradan. Emre telefon attığımızda mı? Emre kapattın mı? Emre'cim. Emre herhalde genç değil mi? Hayır. Emre Bey günaydın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi abla bu adam yalan söylüyor. Pazar günü ben bu adamı aradım. Evet. Halamın kaybolduğu gün. Bu adam bana dedi ki sabah saat 9:30'da bulun.